Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yüksek faydalı yük taşıma kapasitesiyle önemli operasyonel kabiliyetler kazandıracak Aksungur'da test trafiği devam ediyor. Aracın kendisiyle ilgili testler başarıyla tamamlanırken Aksungur testleri birlikte görev yapacağı mühimmatlarla sürdürüyor. Bu testlerde mühimmat taşıma, entegrasyon ve atış faaliyetleri gerçekleştiriliyor. Testlerde 49 saat kesintisiz havada kalan Aksungur, kısa bir süre önce de Roketsan tarafından üretilen Teber güdüm kitiyle taşıdığı bombayı hedefe göndermişti. Aksungur, son olarak yine Roketsan tarafından üretilen yerli mini akıllı mühimmat Mamle ile test uçuşu gerçekleştirdi. Aksungur, ilk kez 12 adet Mamle ile tam mühimmatlı olarak 20 bin feet irtifada 28 saat uçtu. Silahlı insansız hava araçlarının yurt içinde ve dışındaki operasyonlarda ne kadar etkin kullanıldığı dikkate alındığında Aksungur'un sunduğu mühimmat kapasitesi ve uçuş süresi önemli bir avantaj sağlayacak. Hali hazırda kullanılan İHA'lar aynı anda 4 adet Mamle mühimmatı taşırken Aksungur ile bu sayı 3 katına çıkacak. Aksungur görevi sırasında 12 farklı hedefi etkisiz hale getirebilecek. Aksungur'un taşıdığı ve yaklaşık 22 kilogram ağırlığa sahip Mamle, İHA'ların yanı sıra hafif taarruz uçakları için de maliyet etkin bir çözüm sunuyor. Mamle'nin menzili, atalessel navigasyon sistemi ve opsiyonel küresel konumlandırma sistemiyle 14 kilometreye kadar çıkarılabiliyor. Mamle, yüksek infilaklı parçacık tesirli harp başlığıyla hafif yapılara, zırhsız kara araçlarına, radar antenlerine, silah mevzileri gibi korunaklı olmayan hedeflere ve geniş alana dağılmış personele karşı etkili olabiliyor. Ayrıca anti-tank ve termobarik harp başlığı seçenekleriyle de mühimmatın etkili olabileceği hedefler çeşitlendiriliyor. Aksungur, 750 kilogramlık yüksek faydalı yük taşıma kapasitesi sayesinde Teber 81, Teber 82, Lumtaz, Mamle, Cirit, Mamce, HGK-3, KGK-82 ve minyatür bomba gibi mühimmatlarla görev yapabilecek.